Teyzem ne oldu, sen niye ağlıyorsun? Anne. Niye ağlıyorsun ablacığım? Ha? Bu panik hata bir tanem. Panik hata var. He. Sen istersen kalma o zaman yayında, kendini kötü hissetme. İşte kalmayın ne olur. Tamam hadi sen çık o zaman. Çık. Hayır lütfen ayılıp bayılmayın abicim. Ya, tabii ki. Ben hayır ediyorum. Seda buraya geldi ailesiyle buluşmaya. Siz onun için gelmediniz mi? Kızınızı tabii görmek ki. Için. Onun kızını için görmek de. İçin geldin işte, getirdim ben de görüşeceğim. Allah bin kere razı olsun. Hepimizden. Ama ben siz mutlu olun diye yapıyorum bu programı. Tabii ki. Siz düşüp düşüp bayılıyorsunuz. Olmaz. Şu da bek kalınmış. Bu ne kız? Tamam sen de karışma kadının başının örtüsüne. Annem ama ya Emir anladığım kadarıyla Seda ile ikisinin fotoğraflarını göstermiş. Anne de o yüzden. Evet. Böyle ablacığım ama yani şimdi bazı gerçekler var. Değiştiremeyiz ki hayatımızı. Tabii tabii. Sakın onu buralarda yayınlamayın. Tamam yayınlamıyorum. Onun için değil, Seda ya da Emir için değil ama çocukları için yayınlamıyorum. Tabii ki, tabii ki. Dün de benim elimdeydi o fotoğraflar, yayınlamadım. Niye yayınlayayım? Tabii ki, kurban olurum ben sana. Arzu ablacığım, bir şey söyleyeceğim. Sen Arzu. Buraya kızını sağ salim bulmak için gelmedin mi? Tabii ki anne. Tamam sağ, ne yapalım? Yani hayatta her şey insanlar için. Hepimizin hayatta yanlışları var, yapacak bana bir şey yok. Bana bir halay yola koy, kurban olayım ben bilmiyorum. Boyca... Koyacak annem. Hayatım o da 40 yaşında, ne yapalım? Yani insan da çocuğuna, yani hepimizin evladı var, ne yapacağını bilmiyoruz. Yani hiç kimse evladı için yapmaz da demesin, kendisi için bile yapmaz demesin. Tabii ki. Hayat uzun. Herkesin, hayatta herkesin başına her şey gelebilir. Tabii bunu böyle kabul etmek ben lazım. Ben biliyor muydum buraya geleceğimi? Müge Hanım. Tabii canım hiç. He, bak ben bir şey söylemek Sultan istiyorum. Sultan ablacığım bak kim, bak ben de dahil olmak üzere başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bilmiyoruz. Tamam o yüzden kimseyi kınamamak lazım. Hayır. Tamam ne yapalım demek? Yani hayat bu. Tabii sen şimdi ki. Kızınla buluşmak istiyor musun, istemiyor musun Arzucuğum? İstemiyorum diyor bu. Ben de dedim ki ben götürürüm. Eve dönsün demediniz mi? Gelsin gelsin tamam. Ya, baba da istiyor da bu şimdi o şeyi duyunca biraz... Böyle fenalaştı Allah'ım dedim ne olursun. Ama Arzu ablacığım zaten beni zorla götürdü yani bu doğru bir şey değil ki. Tabii ki. Seda gelecek şimdi, Seda'nın Seda sürprizleriyle gelecek size söyleyeyim. Yani hazırlıklı olun her şeye. Alalım Seda'yı bir neredeyse kaç gün oldu, 16-17 gün oldu bir buluşsun ailesiyle. Bugün 16. gün. Ya Migem bir günde buldu, kurban olurum seni canım vererek. Benim sağ ol, çok teşekkür canıma ederim. Canıma geçeyim. Allah'a şükür ederim. Bir tanesi. Geleceğin başbakanısın sen. Çok teşekkür ediyorum. Başbakanlık kalmadı. Yoksa olurdun başbakan. Kadınların kalmadı. Başbakanısın sen. Canımsın sen. Bak kızınız geliyor. Oğlum kurban olurum bugün bizi senin yerin Allah'a. Dayanamam. Seda, nasıl? Ay anne. Ver elini. Elini ver, o bizim bir tanemiz. Gözümüzün nuru o bizim. Oy. Allah'ın her gün ne çok şükür. Ağlama dik dur. Müge Hanım. Ağlama. Ama bunu bak dediler ki amcaları Müge Hanım. Telime kıyamıyordum anne. Nasıl kıydılar. Nasıl kıydılar. Anne kimse bir şey yapmadı. Lütfen özür dilerim. Çok özür dilerim hepinizden de. Bu özür kabul edilecek özür mü bu? Ağlama. Hayır ağlama anne lütfen. Ağlama. Yaklaşma. Çok özür dilerim. Hayır Ayşe yaklaşma bana. Lütfen. Sakın ha. Müge Hanım ben şöyle oturayım. Nerede istiyorsan oraya geçsin ha. O karşıya geçti. Müge Hanım otur. Uzak dur benden. Ben bütün halkımızdan özür diliyorum. Annemden, babamdan, teyzemden, Gülüş'ten hepinizden de çok özür diliyorum. Şuraya bardağı at. O bardağına bana suyu ver içir. Benden özürünü öyle dile. Evet. Ben sana bacım dediydim. Evet. Baksana köydeki amca hani bunu söyleyeyim canlı yayın değil. Canlı yayın, canlı yayın. Hiçbir şey söylemiyorum. Canlı yayındayız işte. Nerede canlı yayındayız? Öyle mi? Canlı yayındayız. Annem, nasıl öyle? Güzel kızım. Tamam, şimdi dur şimdi başkanı ile ilgili konuşmayın ne olur. İnanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.